Şimdi alınç zamanı da bitti. Kaldıracaklar. Cambazlar da bir yandan gelmiş. Kuzusunu satmaya çalışanlar çalışıyor. Tarabi sifta yaptı. Sattı. İlk tarabi açılış yaptı. Bakalım başka kimler satacak. Bunlar nedeniyle korktum. Çadırın yanında bekliyorum. Çadıra zarar verirse havalar soğuk olunca perişan olur. Ulan koyunlara bak, koyunlar da gelmiş benim çadırımın etrafına. Zaten yatırmış çadır, üstüne branda koyduk. Yetmiyor bir de bu yerlerin serbest olması da kötü. Ulan benim çadıra olacak, sahip de çıkmıyorlar. Şeyciler de gelmiş, cambazlar da gelmiş, hiç koyunlara da sahip çıkmıyor. Yirmi tane kuzusunu aldı, hayırlı olsun. Darabe içinde, cambaz içinde. Kuzular bu şekilde, arabaya da yüklediler. Bakalım başka kimler satacak. Darabe bu kuzuları sattı, hayırlı olsun iki taraf içinde. Abi de ticaret yaptığı için fiyatları söylememeni rica etti. Ben de onu kırmıyorum çünkü onlar da sonuçta gidip bunları satıyor. Başka izleyenler var. Onların da ticaretini karıştıramayız şimdi. İki. Ya 20 tane kuzu sattı bu Tahir abi. Hayırlı olsun Tahir abiyle abi. Tahir abi kuzularını sattı. Tahir abi daha kafan rahat. Hayırlı olsun. Amin. Dar abi 20 tane kuzu sattı değil mi? 20 tane erkek kuzusunu sattı. 7 çıktı mı? 10 tane mi? 10 çıktı. 10 çıktı mı? Evet. 15 700 de. Ferzi abi de gelip Tahir abinin kuzularını almaya gelmiş. Ha. Canlı oyun ne? Ama video. No no çekme. Sen gündüz arkadaşlar diyor. 35 bir düğüne. Artık kuzuların yerine ineklere de serbest ettiler. Koyunlara da serbest ettiler. Artık kuzu koyun ikisi karışık her yere girebilir yani. Bundan sonra sınır kalmadı. Şu anda en azından koyunlar da rahatlamış oldu. Kuzular da rahatlamış oldu. Çünkü sınır olduğu zaman huzursuzluk da oluyordu. En azından o huzursuzluk da artık kalkmış olacak. Sevi abi bize bugün pilavlı et yapmış, karpuz yapmış, ayran yapmış. Tahir abi misafirimiz, Eyüp abi misafirimiz. Sen yap da güzel. Yapacağım yapacağım. Afiyet şeker olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sevi abi kesene bereket ya, bize bakıyorsun ya. Sağ ol baba. Valla seni çok masrafa sokuyoruz ha. Sen evinde de yemek yemek ayrı bir lezzet ha. Hoş geldin baba, afiyet olsun. Kuzulara ayrılan yerleri de artık serbest ettiler. Artık küpeleri de vurdular artık. Koyunları her yere artık götürebiliyorlar. Artık yasak yer kalmadı. Her taraf serbest. İlk açılışı bugün Bahattin abi yaptı. Şu an alt tarafa alınç için sürüyü aşağı götürüyor. Kuzuların yerine otlatıyor buralarda. Koyunlar da burayı çünkü gördü. Maşallah koca koca ota doğru gidiyor. Buraya doğru gidiyor ha. Buranın otu da bol ya. Hani keçiler abi onlar da hep gaz gazlık otuna doğru gidiyor. Bunlar da arkadan geliyor. Maşallah buralar da hep
Çoğu yere kuzular yemiyordu ama artık iyi oldu ya. Yani da koyunlar da artık bundan sonra kendine geldi. Böyle kuzulara küpe vurmuşlar. Bir de ilaçlarını da vurmuşlar. Aşı ilacı. Baksana hepsi sarı sarı. Belli. Bizim sürü de süt sağmak için getirmişler. Yani obaya getirmişler sürüyü. Şimdi bu arada da kuzuları küpeliyorlar değil mi sesi? Sırayla herkesin kuzularını da küpe vuruyorlar. Koyunlar da burada. Herhalde koyunlar sağmışlar ha? Sağmışlar. Ha sağmışlar. Bitmiş sağma işi de bitmiş. Bizim obanın sürüsü de gelmiş koyunları sağmak için. Biz de bugün gezintiyi bitirdik. Eyvabe ile bayağı gezdik Eyvabe. Aynen öyle. Vallahi bayağı yerlere geldik. Ta gittik kızı ziyarete kadar gitti. Buradasın sen bir kere. Böyle gezmemişsin bence. Ya ben genel olarak geziyorum da. Yani ben zaten hep genel olarak o taraflara gidiyorum Eyvabe. Oralar benim mekanım. No. Denen. Ne? Şöyle. Boğaz Edmüs tarafından koruyor. Boğaz'a bakış. Muhteşem bir manzara var. Yani insan böyle yerleri gördüğü zaman keyfi yerine geliyor. Koyun da burada güzel bir şekilde yayılmış. Ot bol. Değil mi Eyüp abi? Aynen öyle. Benim gibi. Yayılmış. Vallahi ye bitmez yani. Koca bir yayla var. Her gün neredeyse yağmur yağıyor. Yani haftada 2-3 gün yağmur yağıyor kesin. Yoylo bunda mı diş çevir dedi. De yoylo bir serabdı bakayım yoylo ben mezun. Olsun öyle bul mezun. Görüm ben aşırı nedir? Zeydim o yetti. Konuza bir şey mi alalım? Başarılı basan işine. Gaz çere ya. Bazı işte kolun ya meyne otu. Meyne otu kela da var ki. Sıkıntı bu. Uygun ismi çok o bir. Sıkıntı tene. İşte kolun. Kolun kol değil meyne. Da sakalık bir şey var. Da makine var ne çıkıyor? Ya şu kopya ne? Ha mülgü taşlar ya. Çünkü kolay ne sakal merve abi? Cilet ne de ben akım ya. Soğuk dediğiniz mezun ne? Gündek mezun ne? Evet. Evin ne oluyor diyor ya? Hı hı. Orada tek kişi zaten. Değilse kele tek kişi. Ne tek kişi? Kele kvarı bu tek kişi. Çana Eyüp abi de bir durma. Ben çana genel olarak yaylıydı. Mezun yok ki. Hüsnü kolunu çok bilmeyi. Barka karın diye bir de şarjı kimi gitsin. Le. İşte hot var. Yürü hot. Ben bu hot var şarjı. Evet. Hot bir sonra telefon gel. Evet. Tamam. Ben hani ki böyle halik ben nerede? Şu an Guzguz Baba'nın Eyüp Baba ile şeye gelmişiz. Guzguz Baba'nın alt tarafındaki düzlüğe gelmişiz. Ömer kardeşin sürüsü de burada otluyor. O da kuzuları acaba birleştirmiş mi yoksa sadece koyun mu? Yusuf Barışık mantar. Ha mantar böyle. Sağlam ya. Ömer kal Musa abi Ömer.
He? Bize koyu kibemi çok olmuş. Nana bak var itin de. Boş boşuna kaynına kaybol. O da burada otuyor. Sürü burada otuyor. Birazdan yağmur ya. Hava da kapanma başladı. Yağmur yağacak herhalde Eyüp abi. Bence de da. Nasıl Eyüp abi bu yayla ne, genel olarak nasıl buldun? Yayla beğendin mi yani yayla? Yayla bu sene maşallah Yusuf yağmur sürekli yağmur yağmış. Yere yeşillik kalmış maşallah. Otlar bol. Hayvanlar da durumu iyi maşallah yani. Eyüp abi sen kaç sene sonra yayla gelmiş oldun? 12 sene sonra. 12 sene sonra değil mi? Sen evet. Çocukluktan mesela çocukken kaç sene bu yaylada takıldın? Her zaman yayladaydım. Yani zaman... belki hayatında ilk defa yayla bu kadar şey gördün değil mi Eyüp abi? Tabii iyi gördüm yani. Çok iyi yani. Hakikaten de çok iyi yani. Yani gerçekten yayla bu sene genel olarak iyi. Ömer saat da Ömer. Taş tıraş bir. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Kağa Musa abi çıkıyor. Bak kırına tarafta Ravi açıyor herhalde. Şu an Eyüp abiyle Kızıl Ziyaretinin tam zirvesindeyiz. Kızıl Ziyaret'ten işte bizim yaylanın görüntüsü bu şekilde. Kızıl Ziyaret'ten böyle yaylaya kuş bakışıyla baktığın zaman görüntüsü bu şekil. Şurada. Ta Telketi'den tut her taraf gözükür zaten. Şurası. Valla ne zaman kamper ona gümer gerek bir Cemal Bey Rabbi bir tohu derken sen sayısın. Avra Yugola Boğaz Eyüp abi. Eyüp abiyle çıkmışız. Şu karşı taraf Tuzluca'nın hatta Iğdır'ın en büyük gölü Apas Gölü olur. Apas Gölü de buradan gözükür. Ta biraz uzak. Ama o da gözükür. Ah, Guzguz Baba'nın zirvesi de bu şekilde. Bu zirveyi böyle bu şekilde delmişler. Karşısı da Iğdır zaten. Evet, Eyüp abiyle Kızıl Ziyaret'in zirvesine çıktık. Şu anda Kızıl Ziyaret'in üzerinde bütün yaylayı ayaklarımızın altına getirdik. Kızıl Ziyaret'in zirvesinde çok güzel bir manzara var. Her taraf gözüküyor. Burası da ya bizim yayla. Hay abi şu karşı taraf ismi neydi? Orası Mecdi Ali Mehi. Mecdi Ali Mehi'nin yurdu. Mecdi Ali'nin yurdu. Onların yeri de maşallah çok yeşil yeşil ha. Onlar hangi köye bağlı oluyor? Tabii sular bile gür akıyor. Onların ne ya ona hangi köye ait oluyor? Ha bunlar Iğdır'da değil mi? Aslında yeşil yeşil yerler. Etrafları karla dolu. Hala orada kar erimemiş. Eyüp abiyle Kızıl Ziyaret'in zirvesine doğru gidiyoruz. Gola Bazen'in üst tarafına çıktık. Hedef Kızıl Ziyaret'in zirvesi. Gidebilecek miyiz Eyüp abi? Tabii devam ediyoruz. Evet. Şimdi gitsin kardeşim. Kar yiyoruz. Şu an karı da gösterelim. Bizden bütün herkese selam olsun. Herkese diye. Selam. Bizi iletiyoruz. Aleyküm selam olsun şimdi de. Bak bir sürü de şu an Ömer kardeşin sürüsü ta Palakkale'nin zirvesinde. En üst zirvesinde Kızıl Ziyaret Guzguz Baba ile Palakkale'nin arasında şeyin sürüsü de Polat'ın sürüsü de Palakkale'nin Çıngıl tarafında. Kore'nin eteğinde. Çıngılları var ya Çıngılların orada. Çıngıl arasında otuyor. Evet. O da biraz sonra suya gelir. Biz yukarı çıkana kadar da suya gelince kafa kafa gelir. Adnan kardeşimiz de suyun tadına baktı. Yorgunluktan sonra bu suyu tadı iyi geliyor değil mi? Vallahi. Hadi bir defa daha iç hadi iç iç. Ben içeceğim. İç iç iç. Utanma çekilme. Bu su da azalmış ha. Daha önce daha çok geliyordu da şu an biraz azalma var. Ne bir çeşme de burada var lan. He. Burada iki tane çeşme var normalde. He. Eyüp abi de bize doğru geliyor.
Selof hava guloz basmış gibi ya o. Ağrı ağrı var hocam. Ha kur ama bir tecavü yakum ya. Değil de. Küçük gibi ya o. He? Bugün iki tane misafirimiz var. Onları geldiriyoruz yaylay. Şu an onlarla beraber Vurla Boğazı'ya geldik. Onlar da çeşmeye su içmeye gidiyor. Şimdi Ercan kardeşimiz de Eyüp abi var. Ercan kardeşi önden susamış. Önden koşa koşa suya doğru gidiyor. Eyüp abi de arkadan geliyor. Bakalım yaylanın en güzel yerlerini gezdireceğiz. Onlar. Mahmut abi de kuzular, Mahmut abi de Tuzluca'dan gelmiş, kuzuların önüne gelmiş. Mahmut abi küpecileri mi bekliyorsun? Evet. Bugün de küpeci gelecek. Bugün küpeciler bütün yayladaki kuzuları küpeleyecek değil mi Mahmut abi? Herkes bekliyor ama. Herkes bekliyor zaten gelsin. Ne oldu gel? Gelmezse 9'lar kalmıyor. Geldi de bakalım. Gelecekler muhtemelen ya çünkü şey bile sürüyü Salih abi bile sürüyü kaldırmamış. Yani Salih abi sürüsünü evin çevresinde dolandırıyor şey mi Mehmet abi? Ulaş da acıkmış. Yemeğini de verdik. Süt karışımlı ekmek. Bırakmıyor. Tabağa koyalım ya. Kulağını da kesmişiz. Biraz o yüzden canı acıdı ama bundan sonra inşallah hava da serin. Kısa yakın zamanda toparlar. Batman abi de sürüyü kaldırdı. O da atlatma doğru götürüyor. Bugün Batman abin Cuma'dan başladı. Bugün ne? Bugün Salı. Cuma, Cumartesi, Pazar. 3-5. günü Batman abin. Son 3 günü kalıyor. Üst tarafta da Cabar abinin kuzuları var. Salih abi de zaten kuzularını sattı artık. Ali Temir Obası'nda sadece Cabar abinin kuzuları kalmış. Salih abi hepsini toplu bir şekilde sattı. Tuzağını da verdik. Kuzuları otlatmaya kaldırdık. Sürü de birazdan sürüye dişi kuzular katmışlardı. Onları ayırdıktan sonra sürüyü de kaldıracaklar. Çünkü bugün küpeci geliyor yaylaya. Küpelerini takmak için. Sevabı da eşek ipini koparmış. Onu tekrar yakaladı. Bağlamak için onunla uğraşıyor. Dar abi de şimdi kendi kuzularına tuzu verdi. Birazdan Sevabı'nın kuzularıyla birleştirecekler. Ot atmaya götürecekler. Bakalım bugün küpeci de gelecek. Kuzularını küpelemek için. Kuzulara şimdi tuz verdik. Tuzlarını yesinler. İştahlarını açsınlar. Şu an hava bugün de yağmurlu. İştahları güzel olur çünkü. Şimdi Dar abinin de kuzuları gelecek.
Bugün yine yağmurlu bir gün maşallah. Yağmur hafiften yağıyor. Ama zaten kapalı bir gün. Yağmur biraz sonra şiddetini artırır muhtemelen.